Altay, 9 Kasım 1914 tarihinde Punta'da Apollon mevkiinde Ali Rıza Bey'in idare ettiği karşılaşmada İngiliz gençlerden kurulu Pakser takımını 4-3 mağlup etti. Erzurum'un bir ucundan İzmir'in kenarına kadar Anadolu bir elektrik bataryası gibi düğmeye merbuttur. Bu keşmekeş devrinde böyle müttehit bir kitle görülemez. Mübadele çok spesifik bir göç. Hemen hemen dünyada ilk insan takası anlamında bir mübadele. Eğitim tarihimizde çok önemli yeri olan bir insan, bir köşe taşı. Bu 35 yaşın içerisine 3 tane önemli bakanlık, Kuvayi Milliye örgütçülüğü, gazetecilik, avukatlık, İstiklal Mahkemesi reisliği gibi, öğretmenlik gibi pek çok önemli görevi sığdırabilmiş bir insandır. İstanbul'dan çok ağır bir hava içinde ayrıldım. Bandırma-İzmir treninin kalabalık kompartımanında İzmir'e dönüyordum. Yol arkadaşlarımın bir kısmı cepheden yeni ayrılmış subaylardı. Bütün yolcular harbi kaybeden iktidar aleyhindeki gazete ve çeşitli broşürleri okumak ve harbin fena neticesinden mesul olanları çekiştirmekle meşguldü. Ordudan yeni terhis edilmiş asker ve subaylara dikkat ediyordum. Ailelerine, sevdiklerine kavuşacakları için sevinmeleri lazımken, mağlubiyetin verdiği hüzün içinde sevinmekle yerinmek arasında tereddütlü bir halleri vardı. İzmir'e girince, Türk muhitini kara bir elem bulutunun kaplamış olduğunu gördüm. Vaziyeti muhakeme edebilenlerin ağzını bıçak açmıyordu. 19. yüzyıl sonunda farklı kültürlerin yaşam tarzlarının bir arada barış içerisinde yaşadığı bir İzmir'di. Ancak bu barış içerisinde birlikte yaşamaya yönelik uzlaşı kültürü, Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle yerini yavaş yavaş bir çatışma ve ayrışma kültürüne bırakmaya başladı. İşte Mustafa Necati bu kültürel iklimin sınırlarını çizdiği, bu siyasal ortamın sınırlarını belirlediği bir ortamda dünyaya geldi. Necati biliniyor, İzmirli, Eşref Paşa doğumlu, İzmir İdadisi'nden mezun. Onunla ilgili en çarpıcı bir değerlendirme, edebiyat öğretmeni Ahmet Haşim'in, Ahmet Haşim bir ara İzmir'de çalıştı. Necati onun belleğine kazınmış. Diyor ki bu haşarı fakat düşünceli gencin içinde bir volkan kaynıyordu.
meşrutiyetin ilanından önce İzmir'de futbolu yabancılar oynardı. Türklere futbol oynamak yasaktı. Hem kısa don ve fanila ile sahaya çıkıp oynamak biraz da ayıp sayılırdı. Biz küçükler bu oyuna şurada burada rastladıkça seyretmekten kendimizi alamazdık. 1913 yılında İttihat ve Terakki Fırkası'nı kurmak üzere Celal Bayar geldi ve beni çağırttı. Bize tahsisat ayırttı. Kulüp kurmamızı teşvik edeceğini söyledi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da hukuk tahsilini tamamladıktan sonra İzmir'e döner ve yaşamı boyunca hiç yanından ayrılmayacağı kadim dostu, yol arkadaşı Vasıf Çınar'la birlikte İzmir'de hem Birinci Dünya Savaşı yılları içerisinde hem de mütareke döneminde bu kültürel milliyetçiliğin giderek siyasal bir projeye dönüştüğü, Turancılık ideolojisi çerçevesinde bir projeye dönüştüğü ortamda İzmir'de kamuoyunu etkileyecek yapılanmalar içerisine girir. Özellikle İzmir Türk Ocağı'ndaki faaliyetleri, bunun yanı sıra 1914 yılında Altay Kulübü'nü Vasıf Çınar'la birlikte kurmuş olmaları, onun bu siyasal iklimden ve ideolojiden ne ölçüde etkilendiğinin ayrıca önemli bir kanıtıdır. O dönemin görüntüsünde yabancı takımlar futbol oynarlar. Türk halkı da gider seyreder. Hoşlarına da gider. Futbolu öğrenmeye başlamışlardır. Ve Vali Rahmi Bey bu yükselen spor trendini Türklük adına da kullanmak gibi doğru karar verir. 14 Ocak 1914'te Altay Spor Kulübü resmen kuruluyor. Kurulduğu zaman yer olarak İzmir Lisesi, bugünkü şeyle İdadi, yer olarak orada bir yer tahsis ediliyor Altay Kulübü'ne. Okulun müdürü Mustafa Necati de Altay'ın ilk kurucu başkanı oluyor. Pazar günü Karşıyaka'da Karavokir Meydanı'nda Karşıyaka Rum Kulübü ile yaptığı müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Dönemin futbol nizamnamesi gereği Rum Kulübü'ne 1, Altay'a 3 puan verilmek suretiyle maçı Altay'ın kazandığı ilan edildi. Bir hafta önceki karşılaşmayı Altay 5-0 kazandığından böyle bir avalaj uygulaması oldu. Şimdi Altay'ın yaptığı her maçta valinin bandosu gelir. Müftü de gelir maçlara. Maçlar bittikten sonra ertesi gün gazetelerde Türk'ün başarısı olarak bahsedilir bunlar. Yani milliyetçi duyguların o dönemde tamamen her biri kavradığı bir dönemi bahsediyoruz. O dönem içerisinde Altay çok önemli şeyleri temsil etmektedir. Sevinç ve üzüntüyü kanıtlayan ya da yansıtan renkler olarak siyah ve beyaz görülmüş. Yani kara günler, sıkıntının, üzüntünün, işgal yıllarının yaratıldığı, birebir kendisine denk bulduğu siyah renk, kara renk yani. Ve sevincin, kurtuluşun, işte bir takım zaferlerin karşılığı olarak da beyaz renk. Dönemde bu İzmir'de yürütülen Türkiye Doğru programı çerçevesinde St. Joseph Lisesi'ne el konulmuş. O Şark İdadisi adıyla Vasıf Bey'le birlikte açtıkları bir liseydi. Bu lisede idarecilik ve edebiyat öğretmenliği yapıyor ve Türk Ocağı'nın da çok faal bir üyesi. Tehlike yaklaştı. Rumlar harıl harıl silahlanıyorlar. Biz kalemle, muhtıra ve nutuklarla, nümayiş ve alayiş ile iş görmeye çalışıyoruz.
Bu doğru değildir. Her ihtimale karşı bütün Türklüğün silaha sarılması gerekir. Ona göre teşkilat yapmalıyız, diyor. Ve bunu silahlı mücadeleyi ilk dile getiren insandır Mustafa Necati. Mutlaka o güne silahlı bir müdafaanın hazırlıklarının yapılması gerektiğini söylüyor. Ama bu teklifinin Türk Ocağı Yönetim Kurulu'ndan oy birliğiyle geçmeyeceğini fark edince de Türk Ocağı ile ilişkini kesiyor, artık toplantılarına iştirak etmiyor. Mütareke döneminde İzmir'de kurulan Reddi İlhak Cemiyeti'nde önemli roller üstlenir. Tabii ki Mustafa Necati'nin özellikle 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'e çıkmasıyla başlayan işgal sürecine ilişkinde rolü çok önemlidir. Mustafa Necati bu süreç içerisinde Reddi İlhak Cemiyeti'ndeki faaliyetleriyle işgale karşı İzmir'de ciddi bir kamuoyu oluşturma süreci içerisine girer. Yine arkadaşı olan Vasıf Çınar ile birlikte. Ancak onların bütün bu çabaları 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesini önleyemez. İşgal gerçekleşince de bu defa bir evde saklanıp 5 gün sonra buradan hareketle İstanbul'a geçiyorlar. Ve İstanbul'da nişanlısı var. Beşik Gertme nişanlısı Halide Nusret Hanım. Halide Nusret Zorlu Tuna. Onların evinde kalıyor bir müddet. Ve burada kaldığı süre içerisinde gerek Vasıf Bey gerek kardeşi Mehmet Esat Bey kendisini burada ziyaret ediyorlar. İşte gelecekle ilgili, yapacaklarıyla ilgili konuları görüşüyorlar. Vasıf Çınar Balıkesir cephesine gider. Bir süre sonra da Mustafa Necati Balıkesir'e mutasarrıf yardımcısı olarak atandıktan sonra yine Balıkesir'de buluşurlar. İki arkadaşın yol çizgileri yine Balıkesir'de birleşir. Balıkesir milli mücadelede Batı Anadolu cephesinde örgütlenmenin merkezlerinden birisidir. Ve burada baktığımız zaman neredeyse bir mahalli hükümet gibi bu Kuvayi Milliye örgütlenmesinin Balıkesir'de gündeme getirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir anlamda bir yerel iktidar modeli oluşturmuşlardır bir iktidar boşluğunda Balıkesir cephesinde ve orada Mustafa Necati'nin bu yerel iktidar modelinin oluşmasında çok önemli rollerinin olduğunu görüyoruz. Mustafa Necati Bey'in Kuvayi Milliye içerisindeki en büyük hizmeti tabii ki İzmir'e Doğru gazetesi oluyor. Tam 6 ay evvel Anadolu'nun göz bebeği, Türk'ün mübarek ve feyizkar yurdu İzmir'imiz, kahir ve sefil bir düşmanın tecavüz eylemi karşısında kalmış, Türk tarihi yurdunda Avrupa'nın gözü önünde pek şeni bir tarzda ezilirken, cihanın sükun ve asayişi namına beşeriyetin refah ve saadetini ihsara çalışan Paris Sulh Konferansı da bu vaziyet karşısında Türk'ün sadai vicdanisini işitmemişti. Koca cihanda Türk'ün feryadını işitecek kimse görülemiyor. Anadolu'nun ruhundan coşan yeis ve elem tufanı önünde bir ses, Türk'ün hakkı namına bir ses çıkmıyordu. Türk ve Türk'ün
aziz yurdu İzmir için fedakarlık, Yunan zulüm ve vahşeti karşısında titreşen, ezilen kardeşler, dindaşlar için halaskarlık vazifesi yine Anadolu'nun evlatlarına kalmıştı. İşte 6 ay oluyor ki bütün Türk kalpleri İzmir için çarpıyor ve bütün Anadolu evlatları İzmir'e doğru olan harekette bulunmayı bir vazife biliyorlar. 16 Eylül, 22 Eylül tarihleri arasında toplanan 2. Balıkesir Kongresi'nde halkı bilinçlendirmek, yapılan faaliyetleri tabana yaymak için bir gazete çıkartılması kararı alınmıştı. İşte bu görev Mustafa Necati Bey ile Hüseyin Vasıf Çınar'a verilmiştir. Onlar da Kuvayi Milliye Teşkilatı'ndan aldıkları 100 liralık borç para ile İzmir'e doğru gazetesini 16 Kasım 1919 tarihinde çıkartmaya başlamışlardır. Doğu cephesinde Sivas'ta çıkarılan İrade-i Milliye gazetesinde ise Batı cephesinde de İzmir'e doğru gazetesinin misyonu odur. Bütün bölgedeki Kuvayi Milliye güçleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, haberleşmeyi sağlamak ve bunun üzerinden Batı Anadolu Kuvayi Milliyesini örgütleyebilmek için kongreler tertip etmek, mitingler düzenlemek. Bu gazete Kuvayi Milliye'nin sözcüsü olarak yayınlanır. İzmir'e doğru hedef İzmir'dir. Ve bu gazete gizlice İzmir'e sokulur ve çocuklar işte gizlice sepetlerin, satıcı çocuklar sepetlerin altına saklayarak İzmir Türk halkına bu gazeteden satarlar. Hatta bir parolaları varmış o çocukların. Abi ondan da var, ondan da verelim diye. Aydın'ın gerisinden Denizdere'den Tire'ye gitmekte olan bir Yunan taburunun yolu, Tire'nin üstündeki Güme Dağı'nda bulunan mücahitlerimiz tarafından tutularak yapılan muharebede düşmana külliyetli telafat verdirilmiş ve düşmanı takip eden iki neferimiz 10. Yunan bölüğünden geride kalan Yunan müfrezesiyle müsaade ederek kısmen itlaf ve kısmen esir etmişlerdir. Akşamı çay yüzü grubunda düşman tarafından yapılan ateşten bir neferimiz şehit düşmüştür. Balıkesir cephesinde Bulgurcu Mehmet Efe güçleriyle bir araya gelerek Kuvayi Milliye'nin içerisine eylemli olarak katılır, silahlı mücadelenin içerisine de girer. O sadece bir teori adamı değildir, bir örgütlenme adamı değildir, bir aynı zamanda inanmış bir devrimcidir ve o inanmış devrimci ruhuyla Bulgurcu Mehmet Efe güçleriyle birlikte işgal kuvvetlerine karşı silahlı mücadelenin içerisine girer. Necati Saruhan milletvekili seçilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini alır. Artık bundan sonra biz Necati'yi büyük bir devlet adamı olarak görüyoruz. Artık bir devlet adamıdır. Mecliste birçok komisyonlarda çalışır Mustafa Necati. Fakat asıl önemlisi onun Amasya ve daha sonra Kastamonu İstiklal Mahkemelerinde çalışmasıdır mahkeme başkanı olarak. Düşünün, genç, daha 25-26 yaşında bir genç.
Bundan sonra memleketin casuslara, eşkıyaya, rüşvet alana, zalime, asker kaçağına, bunları saklayanlara, zenginleri fukaraya tercih edenlere, her kim ve her ne mevkide ve rütbede ne kadar büyük olursa olsun aman yoktur. Anadolu Hareketi bir yasal temsil organına kavuştuktan sonra ve 1. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1920 Anadolu'sunun bütün toplumsal gruplarının temsiline yönelik bir model oluşturulduktan sonra Mustafa Necati, Mustafa Kemal'in en önemli yol arkadaşlarından bir tanesi olmuştur. Savaş bittikten sonra modern Türkiye kurulurken de Mustafa Necati Cumhuriyet devrimine ve onun ideolojisine yürekten bağlı kişiliğini 1923 sonrası gelişmelerde de ispatlamıştır. Tarihinde Yunanistan'la karşılıklı imzalamış olduğumuz bir protokolle İstanbul dışında kalan Rumlarla Batı Trakya dışında kalan Türklerin karşılıklı yer değiştirmesi esası kabul edilmiş. Tabi Lozan Antlaşması'nın tasdikinden sonra da bu uygulanmaya geçilecektir. İşte bu durumu takip eden Mustafa Necati Bey meclise bir önerge veriyor arkadaşlarıyla beraber. İmar, İskan ve Mübadele Bakanlığı kurulması için. Bu teklif meclis tarafından kabul ediliyor. İmar, İskan ve Mübadele Bakanlığı kurulduktan sonra da ilk bakan olarak Mustafa Necati Bey bu göreve tayin ediliyor. Büyük bir göçle karşı karşıyayız ve yapılacak yanlış bir adım bir anda kitlelerin imhasına neden olabilir. Bu önemli bir şeydir, bir tarihsel sorumluluktur. Öyleyse biz öyle bir organizasyon yapmalıyız ki tek bir muhacirin bile burnu kanamadan onların Türkiye'ye naklini sağlamalıyız. Tabii Ankara yeni kurulan bir devlet. Doğru dürüst devlet dairesi yoktur. Doğru dürüst memur yoktur. Doğru dürüst bina yoktur. Masa yoktur, sandalye yoktur. Göçmenler kimler tarafından ve hangi gemilerle taşınacak? Kapitülasyonların getirdiği mevzuat o kadar ağır ve sıkı ki Türkler o tarihlerde kendi kıyıları arasında bile bir ulaştırma yapabilecek gemicilik altyapısına sahip değiller ki Yunanistan'dan kaldırıp insanları kendi gemileriyle taşısınlar. Türk Vapurcular Birliği'ne Mustafa Necati bu göçmenleri taşıma hakkını araya girerek verdi ama bir önemli karar daha aldı. Kendi bakanlığına verilmiş olan 3 milyon liranın 500 bin lirasını, o zaman için önemli bir para, bu sözünü ettiğim gemicilere, daha doğrusu Türk gemicilerine kredi olarak, borç olarak verdi. İlk kafileyi mazlumiyim. Dün telgrafla Hanya'dan hareketleri ihbar alınan ilk kafileyi mazlumiyim, Salimen, Klazümen tahaffuzhanesine muvasalat eylemişlerdir. Hanya'dan 1027 kardeşimiz vapura binmiş ve tahaffuzhaneye 1028 olarak muvasalat eylemişlerdir. Yolda bir müjde-i halas tevellüt eylemiştir. Kardeşlerimiz, tahaffuzhanedeki mamurin ve İzmir'den giden muavenet yurdu heyeti tarafından hürmetle istikbal olunmuş, istirahatleri temin edilmiştir. Bugün selametle Ayvalık'a gideceklerdir.
Necati böyle bir ortamda bu mübadele işini başardı. Yani kimsenin burnu kanamadan Yunanistan'dan gelen Türkler gerekli yerlere yerleştirildi. Ve bunların da tabii yeni koşullara uyum sağlaması için gerekli önlemler alındı. Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türklerin yer değiştirmesi ve o süreç içerisinde yaşanan sıkıntıların çözümlenmesinde bir bakan olarak çok önemli roller oynadığını söyleyebiliriz. Ama bütün bunların ötesinde onun gençlik yıllarından beri özel önem atfettiği eğitim sorunlarına eğilmesi Maarif Vekilliği dönemiyle birlikte başlamıştır. Mustafa Necati eğitim konusunda bizim eğitim tarihimizde çok önemli yeri olan bir insan, bir köşe taşı. Necati'nin bakanlığı sırasında yapmış olduğu işler bir devrim niteliğindedir. Son derece köklü reformlara imza attı Necati. Onun Maarif Vekilliği dönemi 3 Mart 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat, Öğretim Birliği yasasının sınırlarını çizmiş olduğu bilimsel, demokratik ve laik eğitim çizgisi içerisinde yürümüştür. Ve millet mekteplerinin kurulmasından harf devrimine varıncaya kadar pek çok alanda Mustafa Necati'nin Maarif Vekilliği döneminde Türkiye'de eğitim alanında en önemli reformlar, yenilik hareketleri onun Maarif Vekilliği döneminde gerçekleşmiştir. Necati'nin Eğitim Bakanlığı'na atandığını duyunca sönük ve paslı eğitim ufuklarımızda beklediğimiz günün doğduğuna inandık. Onun bakanlığa geçişi bütün emellerimizin hakikat olacağı devrin başladığını göstermektedir. 1923 yılına yani Cumhuriyet'in ilan edildiği döneme geldiğimiz zaman Türkiye'de 10 bin tane öğretmen var. Bu 10 bin öğretmenin sadece 1/4 öğretmenlik eğitimi almış. Türk toplumunun %94'ü okuma yazma bilmiyor, %6'sı okuma yazma biliyor, onların da bir bölümü hain. Necati'nin bakanlığa geldiği günlerde bir yazı yazıyor. Diyor ki, para, pul, her şey olduktan sonra diyor, bu bakanlığı herkes yapar. En azından Necati böyle bir şey beklemiyor zaten diyor. Önemli olan yokluktan varlık yaratmak. Necati bildiğimiz gibi büyük bir devrimcidir. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nda da yoktan varlık yaratacak ve mutlaka başarılı olacaktır diyor bu yazılarının birinde Mustafa Rahmi Balaban. Tedrisat yasasına uygun olarak karma eğitime geçti. Ne demek karma eğitim? Yani kızlarla erkeklerin aynı sınıflarda okuması. Bu bize bugün çok basit geliyor. Ama unutmamak gerekir ki olay yıllarca tartışılmıştır. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında karma eğitime geçme konusunda düşünceleri sorulan eğitimciler bile henüz buna alışık değillerdir. Kazım Karabekir Paşa ki eğitimle çok yakından ilgili. Paşa'ya soruyorlar. İşte paşam diyorlar siz ne dersiniz? Beklemek gerekir diyor. Yani henüz Mustafa Necati'nin bu devrimci atılımını o tarihlerde kabul edecek pek az kimsenin olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğitim ve Öğretim Birliği yasasının sınırlarını çizmiş olduğu bir yapısal dönüşümün Maarif Vekilidir. Dolayısıyla Türk eğitim sisteminde laik eğitimin, karma eğitimin gündeme getirilmesi, köy okullarının gündeme getirilmesi
hep onun Milli Eğitim Bakanlığı döneminde olmuştur. Demokrat olan her devlet için en esaslı vazife, hiç şüphe yok ki her vatandaş için lazım olan asgari terbiye ve malumatı temin eyleyecek ilk tahsili en kısa zamanda tamim eylemektir. Maarif vekaletimiz bu gayeye imkan mertebesinde süratle varmayı ilk hedef olarak tespit etmiştir. Eğitimin yaygınlaştırılması yönünde hemen bakanlık olarak alınması gereken tedbirleri alması yanında özellikle öğrenilmesi çok zor olan ve Türkçenin ses yapısına uygun olmayan Arap harflerinin değiştirilmesi noktasında da görev alıyor. En önemli yapısal dönüşüm harf devrimidir. 1928'de harf devrimi onun marif vekilliği döneminde gerçekleşmiştir. Tabii millet mektepleri, Türk halkının %90'ının okuma yazması yoktur. 1928'in Türkiye'sinin sosyal koşullarına baktığımızda. Millet mektepleri yeni harfleri, yeni Türk harflerini toplumun tümüne benimsetebilecek bir organ olarak tesis edilmiştir. Türk milletinin büyük evladı, aziz reisi cumhurumuzun rehberlik ettiği ve en büyük vazifeyi üzerine aldığı harf inkılabının da tam muvaffakiyetle neticeleneceğinden hiç kimse şüpheye düşemez. Senelerden beri hepimizi meşgul ettiği halde açıklıkla bir türlü meydana konulmayan bu muazzam meseleyle bilir misiniz büyük gazimiz ne zamandan beri meşguldü? O, yakasına zabitlik yıldızını taktığı zamandan beri bu mesele üzerinde mütemadiyen kafa yormuştur. Evet efendiler, harf inkılabı gazinin dahi dimağında çoktan vücut bulmuştu. Yalnız tatbik zamanını bekliyordu. İşte o zaman geldi ve Gazi bizim kültürümüzün gelişimindeki bu yeni istikameti ve hedefi gösterdi. Özellikle yeni harflere geçiş sürecinde Necati'nin çok büyük çabaları olmuştur. Millet mektepleri düşüncesi Necati'nin eseridir. Bu konuda Atatürk'e en büyük desteği veren de kesinlikle Mustafa Necati olmuştur. Her şeyden evvel, her inkişafın ilk yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Her vasıtadan evvel büyük Türk milletine, onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır. Büyük Türk milleti cehaletten en az emekle kısa yoldan, ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vasıtayla sıyrılabilir. Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır. Milletler ailesine münevver, yetişmiş büyük bir milletin dili olarak elbette girecek olan Türkçe'ye, bu yeni canlılığı kazandıracak olan 3. Büyük Millet Meclisi, yalnız ebedi Türk tarihinde değil, bütün insanlık tarihinde mümtaz bir sima olarak kalacaktır. Necati aynı zamanda Muallimler Birliği Başkanı'dır. Muallimler Birliği bir de dergi çıkartır. Bu dergiden biz Mustafa Necati'nin eğitimde yapmış olduğu gelişmeleri, ilerlemeleri adım adım da izleyebiliriz. Necati öğretmenliğe çok önem veren bir eğitimcidir. Necati okula önem veren bir eğitimcidir. Mustafa Necati Bey kendisi hukukçu olmasına rağmen öğretmenlik mesleğini severek icra eden bir insandır. Onun için de mesleği seven öğretmenler yetiştirme yolunda çok büyük gayretleri var. Tabii Öğretmen Derneği Genel Başkanlığı da yapmış bir insan. Öğretmenleri yakından tanıyan bir insan. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı döneminde öğretmenlerle çok iyi diyalog kurmuş. Bir defa her öğretmene mektup yazıyor. Artık okul yaşamın sona ermiş oluyor ve gerçek yaşam mücadelesine girmiş bulunuyorsun.
Bundan ötürü görevinin yüksek ve kutsal niteliğini tümüyle kavramış her öğretmen arkadaşın gibi, senin de seni bekleyen yavrularının arasına koşmakta bir dakika gecikmeyeceğine inanıyorum. Özellikle bu yıl yeni Türk harflerini yaygınlaştırma gibi onurlu bir görevin daha var. Bütün yurt evlatlarını bir an önce yeni harflerle okutarak Türkiye'de okuma yazma bilmeyen bir tek kişi kalmayacak şekilde kesin bir kararlılık ve inançla çalışmak zorundasın. Bunun için yeni Türk harflerini çabuk öğren ve hemen herkese öğretmeye başla. Bu hedefe varmak için kürsü okul gerekmez. Her yerde gördüğüne kadın, erkek, yoksul, zengin, çiftçi, tüccar, köylü ve kentli ayırmayarak hemen öğreteceksin. Ulusumuza yeni bir yükselme sahası sağlayacak olan bu büyük hedefe kısa zamanda ulaşacağına olan inancımı belirtir, görevlerinde başarı diler ve işe başlama haberini beklerim. Biz gençleri iş esasına göre yetiştireceğiz. Yeni eğitim sistemimizde onlara üretim araçlarının kullanmasını öğreteceğiz ve üretim araçlarını onlara vereceğiz diyor. Bu tabii takdir edersin son derece ileri bir görüş oluyor. Çok devrimci bir görüş oluyor. İşte Mustafa Necati bu Misak-ı Marif'te ileri sürülmüş olan ilkelerin birçoğunu geliştirmek için çaba harcayan bir bakan. Biz çocukları doğayla, eşyayla, gerçeklerle karşılaştıran, neşe ve özgürlük havası içinde çalışmaya ve gözlem ve muhakemeye, yaratıcılığa götüren bir okul istiyoruz. Biz istiyoruz ki okul, çocukların birbirine yardım ederek, birbirini tamamlayarak çalıştıkları bir laboratuvar olsun. Bizim kurmak istediğimiz okulda dinleyiciler yoktur. Düğün ve oyun içinde çalışan, eserler koyan küçük adamlar vardır. Köye gerekli olan değişik tipte bir öğretmen yetiştirmek. Eğitimcilerin bir kısmı buna karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki köy ve kent ayrılığı yaratmak yanlıştır. Öğretmen tek tip olur. Ona göre bu okullar gereksizdir diye karşı çıkıyorlar. Fakat Mustafa Necati bu okulların gerekli olduğunu savunan eğitimcilerden yana tavır koyuyor. Ve bu iki okulda iş eğitimi uygulaması başlıyor. Bunların arazileri var okula bağlı olarak. Orada tarım yapılıyor ve öğrenciler tarımda çalışıyorlar. Yarım gün tarımda çalışıyorlar, yarım gün teorik ders görüyorlar. Onun köy eğitmen okulları denemesi, köy okulları denemesi hiç kuşkusuz Cumhuriyet'in eğitim devriminin en önemli kurumlarından bir tanesi olan köy enstitülerine ciddi referans kaynağıdır. Çünkü Mustafa Necati halkın %70'inin köylerde yaşamış olduğu Türkiye'de köy eğitimi sorununun ayrı bir düzlemde ele alınması gerektiği bilincindedir. Köye öğretmen yetiştirme projeleri gündeme getirilmiş ki işte bunun meyvesi 17 Nisan 1940'ta açılan köy enstitüleridir. Yani köy enstitülerine giden yolu açan Mustafa Necati Bey'dir.
Kayseri Şehir Yatı Mektebi muallimlerinden Rauf Bey'e. Yüzyılımızın en tanınmış eğitim yüksek yetkilerinden Profesör John Dewey'in şu pek ünlü yapıtını size armağanlıyorum. Meslek yaşamınızda seçkin bir önder ödevini görecek olan bu yapıtı dikkatle inceler ve irdeler ve bu olgunlukla çevrenizde yol gösterme ve aydınlatmayı sürdürürsünüz efendim. Başarı dileklerimle. Marif Vekili Mustafa Necati. John Dewey bir Amerikalı eğitimci, iş eğitimcisi. Türkiye'ye Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde John Dewey'i uzman olarak çağırmışlar. Türkiye'yi incelemiş, ayrıntılı bir rapor yazmış. Sonradan bizim eğitimciler o rapordan yararlandılar. O raporda aşağı yukarı sonradan yapılan iyi işleri hep anlatıyor. Ya özellikle mesela köyler için işte ayrı öğretmen yetiştirilmesi, onun iş eğitimiyle yetiştirilmesi falan filan gibi esaslar John Dewey'in raporunda da var. Ocak 1929'da millet mektepleri açılacaktı. Necati Radyo'dan o gün yeni harflerin ve millet mekteplerinin önemi üzerinde bir konuşma da yapacaktı. Millet mekteplerinin bir numaralı öğrencisi de kendisi oluyor. Ve ne garip tecellidir ki millet mekteplerinin eğitim öğretime başlayacağı 1 Ocak günü bu hazırlıkları yürütürken aniden ölüyor. Hayatın garip bir cilvesidir. 35 yaşındadır henüz ve bu 35 yaşın içerisine 3 tane önemli bakanlık, Kuvayi Milliye örgütçülüğü, gazetecilik, avukatlık, İstiklal Mahkemesi reisliği gibi, öğretmenlik gibi pek çok önemli görevi sığdırabilmiş bir insandır. Mustafa Necati'nin 35 yaşında ölümü modern Türkiye Cumhuriyeti içinde oluşum sancıları içerisinde olan Cumhuriyet Devrimi içinde ve İzmir içinde çok büyük bir kayıptır. İnkılapçıların ölürken kalanlardan ve yeni kuşaktan beklediği bir tek dileği vardır. Cansız bileklerinde sallanan vazife bayrağının kavranıp daha yüksekte dalgalanmasıdır. Necati, Aziz Necati, dileğin yerine getirilecektir. Bir gün Büyük Millet Meclisi karşısında herhangi bir Milli Eğitim Bakanı zorunlu öğrenim çağında bulunan çocuklarımızın hepsini okutmakta olduğunu ve her köyde okul ve öğretmen bulunduğunu söylemek mutluluğuna kavuşursa, o zaman Cumhuriyet ilk öğretimde çizmiş olduğu ereğe varacaktır.